özellikle tetkik aşamasında neler isteniliyor? Çünkü tetkiklerde sizlerin verdiği soru başlıklarında diyorsunuz ki tomografi yapıldı, MR yapıldı, anjiyografi yapıldı. Normal anjiyo ile farkı var mıdır diye soralım ya da direkt anjiyoya gidilmesi mi gerekir diye gelen sorular var. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu işler tabii aşama aşama yürümek durumunda. Evet. Öncelikle hastamızın şikayeti doğrultusunda iyi bir fizik muayene. Bizim damarlarla ilgili fizik muayenemiz genellikle nabızların kontrol edilmesi şeklinde. Örneğin hastamızın bir felç veya geçici felç gibi bir şikayeti var. İlk aşamada elbette biz veya nörolog hastanın şah damarına bir stetoskop koymak suretiyle üfürüm dediğimiz bir ses oradaki daralmaya bağlı var mı yok mu bunu kontrol eder. Akabinde bir Doppler ultrason dediğimiz özel bir teknikle ses dalgalarını kullanarak yapılan bir tetkiktir bu. Darlık olup olmadığını nispeten kabaca bir yöntem olarak uygulanır. Burada belirli bir sıkıntı gördüğümüz takdirde bir sonraki aşamaya, bu anlattığım tabii bütün damarlar için geçerli. Yani bacak damarları için de geçerli, şah damar tıkanıkları için de geçerli. Doppler'de bir sorun varsa, ne dedik? Önce nabızda bir sorun varsa, Doppler'de bir sorun varsa, ikinci bir görüntüleme yöntemi. Görüntüleme yöntemlerimiz elbette klasik anjiyografi bunların arasında var. Ama mümkün mertebe bizim amacımız şudur. Klasik anjiyografiye girdiğimiz zaman müdahale etmek amacıyla girelim. Sadece görüntülemek amacıyla girmeyelim. Dolayısıyla öncesinde bir tomografi ya da MR anjiyo gibi kansız metotlarla teşhisi tam koyduktan sonra biz klasik anjiyoyla damarı açmak amacıyla klasik anjiyoya başvurmayı tercih ederiz. Daha doğrusu bunun adı da anjiyoplasti olur. Sırf teşhis için anjiyoyu artık nadiren kullanıyoruz. MR imkanımız varken, tomografi imkanımız varken elbette. Çünkü bunların hepsinde hastalık çıkacak diye bir şey yok. MR'la, tomografiyle hastalığın hafif düzeyde kaldığını gördüğümüz takdirde klasik anjiyoya gerek kalmamış oluyor. Dolayısıyla bir aşamalı yaklaşım zorunlu. Her alanda olduğu gibi, her hastalıkta olduğu gibi.